Ve beklenen gündü bugün. Murat Kurum haftalardır hazırladığı İstanbul Vizyon projelerini bir lansmanla İstanbullulara duyurdu. Trafikten kentsel dönüşüme, istihdamdan yeni yatırımlara kadar 10 başlıkta anlattığı projelerin anlatımı 2 saat sürdü. İstanbul Vizyonu ihmal edilmiş, bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur. Trafik, kentsel dönüşüm ve sosyal destekler. Murat Kurum 7'den 70'e İstanbullulara seçim vaatlerini tek tek açıkladı. Programın başlamasına artık dakikalar kaldı. İstanbul'un AK Parti adayı Murat Kurum eşiyle ve çocuğuyla programa katıldı. Kurum sahneye Cem Karaca'nın Bu Son Olsun şarkısıyla çıktı. Lansmanda Murat Kurum İstanbul için projelerini 10 alt başlıkta topladı ve bunların en önemlileri şüphesiz kentsel dönüşümle birlikte İstanbul'un çilesi olan trafik sorunu. İstanbullulara söz veriyorum, ilk 5 yılın sonunda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır. Kurum trafik çilesini metro, tünel ve otopark projeleriyle çözeceğini anlattı. Mevcut 328 kilometre metro hattını 2029'a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. Beylikdüzü'nden Avcılar'dan metroya binen bir yolcumuz Boğaz'ın altından da geçerek Söğütlü Çeşme'ye güvenle ulaşacak. İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. Bu tünellerin uzunluğu Avrupa yakasında 88.2 kilometre, Anadolu yakasında 34 kilometre olmak üzere 122.2 kilometre olacak. Taksi sorununa da değinen kurum, merkezi taksi sistemiyle sorun kalmayacağını duyurdu. Murat Kurum, uzmanı olduğu kentsel dönüşümü nasıl gerçekleştireceğini de tek tek açıkladı. İstanbul'umuza ilk 5 yılda üstü park, altı da otopark olacak şekilde tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. Bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur. Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktır. 39 ilçemizde yatay mimari eksenli tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yarısı bizden projesi içinde tarih verdi. Nisan'ın ortasını işaret etti. 15 Nisan, buranın altını çiziyorum. Hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek 700 bin lira hibe desteği sağlayacağız. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşınma yardımı vereceğiz. Artan kira fiyatları için de ilk kez açıkladığı projesi vardı. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek dönüşüme girecek yuva sahiplerine bu konutları çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Kurumun en dikkat çeken vaatlerinden biri de toplu ulaşımla ilgiliydi. Ayrıca gençler ve kadınlara da yapacağı destekleri anlattı. Babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Onlar söz verdiler, tutmadılar. Biz 1 Nisan sabahı gençlerimize %40 ulaşımda indirim yapacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin lira beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Emeklilerin de yüzünü güldürecek bir müjdesi oldu Murat Kurum'un. İhtiyaç sahibi emeklerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 lira destek ödemesi yapacağız.